acıktık, yine düştük yollara. Neredeyiz? Alevi Köyü'nün ortasındayız. Tam Mısır'ın yanındayız. Bugün böyle öğle sabah arası biraz atıştırma yaptık. Hakan dedi ki, abi tuzlu yiyoruz, tatlı yemeyecek miyiz? Bu acıktığımda hiç tatlıyla aramız olmayacak mı? Olmaz mı dedim. Hemen arabanın yönünü çevirdim. Alevi Köyü'ne geldik, Eyüp Sultan'dayız. Bugün tatlı götüreceğiz. Ne götüreceğiz? Rumeli tulumbası götüreceğiz. Emide Ghosti var, patentli bir Rumeli tulumbası. O zaman sözü fazla uzatmayalım. Acıktım diyoruz, doğru Rio'ya gidiyoruz. Rumeli tulumbayı götürüyoruz. Hadi bakalım. Selamünaleyküm. Aleyküm selam Canbaz abi. Ooo Ferit'ciğim, ne yapıyorsun canım? Nerelerdesin abi sen ya? Valla bu şekil bu. Geçmiş tulumba olsun yemeye geldim, şifa olsun. Buyur abi, hoş geldin. Rio 3, Rumeli tulumba. Sen ne yapıyorsun bu arada? Çalışıyoruz abi. Eyvallah. Oturalım, iki muhabbet buyur yapalım. Abi, gel. Ondan sonra tulumbayı götürelim. Tamam abi, abicim gel. Hadi. Alevi Köyü'nün ortası, Mısır'ın tam karşısı, Rio Rumeli tulumbacısındayız malum. Şimdi demeyin, az önce de söyledim, hani niye gözlüklesin. Ben küçük bir operasyon geçirdim. Şöyle güstüreyim kendimi. Şöyle göz kapaklarım düşüyordu. Yaşlılık alametleri bunlar. Ondan sonra şimdi Hakan ışık da kullanacağım dedi. Gözlüğü takmak zorunda kaldım. Ferit, ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim Canbaz abi, hoş geldin. Ne yapıyorsun? Keyfin nasıl? Şükürler olsun. Allah iyilik versin. Amin. Sen diyorsun ki Rumeli tulumba Rio 3'te yenir. Kesinlikle. Kesinlikle. Eyvallah. Kesinlikle. Şimdi burası Alibeyköy. Alibeyköy. Bizim çocukluğumuzda Alibeyköy'de mısır tarlaları vardı. Çok... Mahalleye böyle Eyüp'ün etrafına, işte Bülbül Deresi'ne, Gümüşsuyu'na, Akarçeşme'ye böyle mısır arabaları gelirdi. Adamlar bu çıkardı Alibeyköy'den. Kaynata 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 mahallelerin aralarına girerlerdi. Bağırırlardı. Ne derlerdi? Mısırcı. Süit Mısır Alibeyköy. O neslin sonuncusu biziz ya. Bizden sonra işte mısır kalktı, tulumba. Mısır bitti Alibeyköy'de. Tarlalar gitti. Ondan sonra tulumbacı. Tulumbacılar başladı Alibeyköy'de. Harika işler yapmaya. Ne zaman? Rumeli göçmenleri Balkanlardan geldikten sonra dostlar arkadaşlar. Bugün biz Hakan'la biraz geç yemek yediğimiz için dedik ki ya hep yemek çekiyoruz, hep yemek çekiyoruz. Bugün de dedik yemeği yedikten sonra aramızda kalsın. Bugün ekmek arası yaptık Hakan'la. Dedik ki o ekmek arasının üstüne bir tulumba yiyelim. Yanında da borovista içelim. Ondan sonra ne yaptık? Ya ne çekelim, ne çekelim, nereye gidelim, ne yiyelim, tatlı. Benim de şekerim var, fazla tatlı yiyemiyorum ama Rio'ya geldiğim zaman Ferit sağ olsun böyle şerbetini bana göre ayarlıyor. Bir şekil şemal yapıyor. Tulumba da yiyorum yani. Çok güzel oluyor. Efendime söyleyeyim. Bugün tulumbayı konuşacağız, tulumbayı anlatacağız. Anlatalım abi. Neden bu Rumeli tulumbası bu kadar meşhur Alibeyköy'de? Neden meşhur? Bir kere abi bizde tulumbalar günlük. Bugün sıcak, taze. Ürünlerimiz kaliteli. Katkı maddesi yok. Talep var çok şükür. Lezzetli. Yani bu, mevzu bu. Yani aslında Rumeli tulumbasının şeyi, menşei belli. Değil mi? İçeriği belli, kullanılan malzeme belli, ebatı belli, şekli belli ama işin içine ne giriyor? Ölçüler giriyor. Ölçüler giriyor. Yani mesela bu işin sırrı, ben dediğim gibi belirli aralıklarla gelirim sevgili Ferit'e. Efendime söyleyeyim. Hani bunu mesela 100 kilo hamur hazırlayayım da bir anda 100 kilo tulumba çıkartayım dersen olmuyor. Olmaz. Abi. En fazla ne kadar hazırlıyoruz hamuru? Verelim mi? Ver tabii ya. Hamur 3,5 kilo. 3,5 kilo olacak, o pişecek, tezgaha girecek. Tezgaha girecek abi. Çok güzel. 4 olursa olmuyor. Olmaz. 4, 3, 700, 3, 600 olmaz. 3 illa 3,5 olacak. 3,5 olacak. Ölçüler belli. Ölçüler belli abi. Bu mamulün, bu ürünün, bu harika ürünün içinde şimdi hangi malzemeler var? Sayalım ama. Unumuz var. Un var, olmaz olmaz. Olmaz. Suyumuz var, yağımız var, şerbetimiz var, bir de sevgimiz var. Ama şimdi hamurdan bahsediyoruz. Tamam, hamurdan bahsediyoruz. Yumurtasız olur mu? Bir dakika abi, geleceğiz ya. Sen çok acele ettin. Tamam. Acele gitmiyor. Yumurtamız var. Belli bir ölçülerde bir yumurtamız var. Mecbur çünkü... tutması yani, lazım. Tutması lazım, şişmesi lazım. Bu iş yumurtasız olmaz. Ama yumurta da şöyle bir teferruat var. Ben eski bir tulumbacı olma gayesiyle... Allah rahmet eylesin. Naci abi yanalım. Allah kanı gene rahmet eylesin. Bundan 10 sene var değil mi? Vardır. Vardır. 10 sene önce bana dedi ki Ramile, aç bir tulumbacı dedi. Ben dedi bütün dedi makinelerin cihazlarını şunları bunları alacağım dedi. Aç dedi. Hayatın kurtulacak dedi. Dinlemedik rahmetli Naci abi. Bak geliyoruz burada Ferit'i çekiyoruz.
Yani. Neyse, oğlunu çekiyorsun bari. Eyvallah, çok eyvallah. Şükür. Allah rahmet eylesin. Onu da bu vesileyle almış olduk. Amin. Güzel bir abimiz, amin, dostu. Kötü gün dostuydu, aramızda kalsın. Efendime söyleyeyim, işte böyle yine nostalji yaptık. Keşke hani diyeceğim, ben de biraz aşırı neşirim. O vakit araştırmıştık. Şimdi yumurta çok önemli dedik. Yumurta neden önemli? Çünkü yumurtayı az koyarsan dağılır. Paramparça olur. Çok koyarsan? Çok koyarsan tutmaz, tutmaz, şişmez. Bir arada kalmaz. Aynen. Onun için yumurta da ölçülü. Ölçüleri vereceğim mi, sır mı? Yok, sır. Sır diyelim. Tamam, ölçüler sırmış. Çok ısrar etmiyoruz. Efendime söyleyeyim. Şimdi kademe kademe gidelim abi. Gidelim abi. Önce tezgahımızda değil mi, makinamız var. Evet. Bir karıştırma makinamız var. Önce unumuzu koyduk abi. Koyduk. Azıcık şerbet koyduk. Koyduk. Yağımızı koyduk. Yağımızı koyduk. Suyumuzu koyduk. Belirli adette yumurtamız var. O zor olacak. Sonraki şey yok. Çünkü... Önce karıştıracağız onu. Tabii. Önce yumurtayı hemen katmıyoruz. Yok. Önce su, yağ, şerbet, evet, unu karıştırıyoruz. Unu karıştırıyoruz. O bir ambale oluyor. Bir hamur kıvamına geliyor. Hani şu yanda görüldüğü gibi değil mi? Şu yanda görüldüğü gibi ambale oluyor. Makine başlıyor onu karıştırmaya. Evet. O karıştı. Kendine geldi. Kendine geldi. Belli bir müddet bekletiyoruz. Dinlenmesi lazım. Tabii dinlenmesi lazım. Tamam. Ondan sonra işte yumurtayı alıyoruz. Makineyi, sonra yumurta devreye giriyor. Yumurtayla da bir de bir ambiyans yaşıyor. Armandalı çiftetelli. Tabii onun da bir süresi var. Onun da bir içine atma ölçüsü var. Tamam. Ondan sonra... Abi niye bunu söylemiyorsunuz? Niye söylemiyoruz? Mesela acıktığımda çektiğimiz her yerde ustalar belirli sırları vermiyor abi. Şimdi saygı duyuyorum. Eyvallah. Tamam, saygı duyuyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani. Ama versene vatandaş. Ama olmaz ki yani. Mesela şimdi sen birebir ölçüleri versen bu makine olmazsa... Ben zaten makine bu, değil abi bu, de. Bu yağ olmazsa... Bir alışkanlık var zaten. Anlatabildim mi? Yani sen bunu tutup evde yapamazsın zaten. Yapamazsın. Onu söyleyeyim zaten. Doğru söylüyorsun. Zaten şimdi ben formülü de versem ya da ölçülerini de versem bunu siz evde tutturamazsınız. Ama çabala belli bir kıvama gelir. Gelir. Tamam. Hamuru yaptık. Yumurtayı kattık. Bir daha karıştırdık. Ondan sonra bir daha dinlendi abi. Sonra ne yaptık? Tezgah aldık. İçeri tabii çıkardık. Çıkardık. Onun da bir biraz dinlenmesi lazım. Yani bir 20-25 dakikası var abi. Dinlendi. Ondan sonra tekrar öteki basma makinesi diyoruz biz ona. Heh, yani şekil verme önemli. Makinesi. Şekil verme makinesi. Aynen abi. Orada ne yapıyor? Orada pompayla belirli bir ölçüyle, bunu ebatla. Biz bu işe sağ olsun dayılarımız, analım onları da, babamın dayıları. Ben onlara, yani bu işi onların vasıtasıyla girdim. Biz bu işi eskiden elle yapıyorduk. Onu söyleyeyim. Değil mi? Önceden? Eskiden, yani ondan önce o çok hafif kalır yani, o basma. Ondan önceki hamur kıvamına getirmemiz için elle yapıyorduk biz bunu. Ya her şeyi elle. Çok zahmetliydi o zaman. Şimdi bak bu makineler devreye girdi de. Gerçi biz de o teknolojiye ayak uyduruyoruz da. Şimdi daha kolaylaştı söylemek istedim. Ama ölçüler hep aynı abi. Yani makine de büyüse senin dediğin gibi. Sen bu tulumbayı mesela 20 kilo çıkarken 50 kilo çıkarttıramazsın. Olmaz. Ya da 21 kilo da çıkarttıramazsın. Bunun bir ölçüsü var. Biz bu ölçülerde gidiyoruz. Formülümüz dediğim gibi devam ettiriyoruz. Yani durum bundan ibaret abi. Eyvallah. Şimdi... Hamuru aldık, makinamıza koyduk. Bak şekilde görüldüğü gibi aldık, hamuru makineye koyduk. Onun zamanını ve ölçüsünü oradaki ayarlarla ayarlayabiliyorsun. O dönüş hızına tabii, göre o makinenin, ebatını biraz tabii, daha büyük yapabiliyorsun. Tabii biraz daha ufak, gramaj değil de ufak boy olarak diyelim Canbaz abi. Boy olarak onu ayarlayabiliriz. O da iki kademedir zaten. Standart boyu bu ama. Tık! Yağın içine düşüyor abi. Düşüyor. Düşüyor. Ayçiçek yağı kullanıyoruz. Ayçiçek abi. Onun, bir de harlı ateş olacak değil mi? Çasır onun, çasır olacak o yağ. Onun da vakti var abi. He, yağ attın, onu öyle içine direkt, atmadan içine yok, salmıyorsun. Yağ, tabii şu an zaten yağ girdi, girecek. O ateşe geçtiği zaman onun da bir ayarı var. Yani o işte senin dediğin gibi bir anda harmanlamak ya da bir anda fazla... Her şeyi yapma şöyle, o zaman şöyle düzeltelim. Şimdi hamur hazır, yağı önce hamurlara atıyoruz. Tabii, altında yani ateş vermeden, yok. Ateşe vermeden önce yağ atıyoruz. Onun şeyini verebilirim, yağ soğuk olacak. Heh, yağ soğuk olacak. Onun da sebebi sonra belli. Oradan ateşe aldık. Ateşe aldık, onun da bir ayarı var. Pişirme ilk başta, ayarı. İlk başta harlı olmayacak. Oralara girmeyelim de, yine Canbaz abi de. Onun da bir ayarı var yani ateş. Tamam, çünkü niye?
o ayar olmazsa tatlının dışı pişer, içi pişmez. Detay. Sonra içi pişer, dışı pişmez. Yani onun da bir orada bir ayarı var. Tamam. Diyelim. Aldık soğuk yağın içine, koyduk tulumbalarımızı, şeklini verdik. Aldık tezgaha götürdük. Ateşi bahsettiğimizde harmanladık açtık, abi. Harmanladık. Pişirdik tatlımızı. Bu arada Galip'ti değil mi? Abbas. Abbas mı? Galip nereden çıktı ya? Abbas. Bizim Abbas şimdi müşterilerle ilgileniyor sağ olsun. Masada kan ağlıyor tabii. Geldik neredeyse tatlıyı pişirdik. Tatlıyı pişirdik. Şerbetini de vermedik daha gerçi. Vermedik abi. Ondan gelmedi. Onu bekliyoruz. Tamam. Şimdi müşterimizle ilgilensin. Ondan sonra bir şimdi alalım. Tatlımız piştikten sonra tatlımız piştikten sonra bir de şerbet olayımız var. Şerbette ama kesinlikle Ali Beyköy tulumbasının, Rumeli tulumbasının R3'ün en büyük özelliği kesinlikle glikoz yok. Glikoz yok. Ya da ekstra bir katkı maddesi yok. Tamam. Hiçbir şey yok. Yani bildiğimiz şeker, su, bir de bir limon tozumuz var. Bunların da ölçüleri var. Onu da kaynatıyorsunuz. Tulumbayı piştikten sonra şerbeti alıyoruz. Şerbette kendi içine çekebildiği kadar şerbeti çekiyor. Ondan sonra satışa hazır hale. Ama şu da var değil mi? Onun da bir şeyi var. Derecesi ve dakikası var. Çok bırakırsan... Şerbeti mi? Ha, şerbet. Onun da böyle bir ayarı var değil mi? Abi, tık alman lazım hemen. Canbaz abi sen çok kurcaladın ya şeyi öğrenmek için. Ben yapacağım bu işi. Hacı abinin sözünü dinleyeceğim. Hacı babanın vasiyeti. Hacı babanın vasiyetini açacağım bir Rumeli tulumbacı. Şşş Abbas. Yolcudur Abbas. Bağlasan durmaz. Yap ortaya karışık bir şey bak. Karışık. Ağzımız tatlansın. Hadi Abbas'ım ya. Hadi Abbas. Eyvallah. Abbas geldi. Şimdi Abbas şöyle bir kameraya bak. Şöyle yanımıza gel biraz. Abbas tulumba yapıyor, Rumeli tulumbası yapıyor. Abbas'ta biraz göbek var. Abbas göbeği tamamen tulumbaya bağlamıyoruz. Neden? Ama sevgili Ferit kardeşim itiraf etti. Dedi ki Abbas geldiğinde dedi 40 kilo ödü. Tulumbaları götüre götüre dedi. Şu anda kaç Abbas? 98. Onun için ne yapıyoruz abi? Abbas sana hayırlı satışlar diliyoruz. Tulumbayı biraz azaltıyoruz. Ve bu hizmetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Eyvallah diyoruz. Abbas'ı yolcu ettik. Ben şundan alacağım yani. Şundan alacağım. Şimdi hemen şöyle ben bismillah diyeyim. Bu sıcak bir şey. Çok sıcak da değil böyle ara sıcak. Zaten sıcak olmaz Canbaz abi niye? O da bir, onu da bir detayını belli edelim. Piştikten sonra soğuk şerbete girdiği için. Bak o inceliği vereyim ben. Eyvallah. Yani çok çok sıcak olmaz, ılık olur. Ilık olacak, çok güzel. Bir de şimdi bunun yanında dondurma olacaktı. Sizin dondurma da meşhur. Tabii, yani o da kendi üretimimiz abi. Ne sütünden yapıyorsunuz? Karışık bir şeyler normal var normal inek sütü ama tabii onun yine onun da bir şeyleri var. İçine kaçan. İncelikleri var. Ya, tabii yani, o çek. Tamam, bir de yazın gelelim dondurma çekelim. Muhteşem olur yani. Şimdi ghost'u var da, rekord var, Bilirsin. Bilirim abi. Rekord, ütede. Şimdi biz Gostivar'a gittiğimiz zaman, Hakan'la biz çok gittik Gostivar'a. Oraya gidiyoruz. Abi orada bir tatlılar var, acayip canlı böyle. Bastik bu arada Gostivar'ın en meşhur dükkanıdır orası. Yani. Tabii rekor. Yalnız bir şey söyleyeceğim, bak aramızda kalsın, hiç darılmasınlar. Oraya da gittiğimizde, hani başımız belaya girmesin, aşağı Banis Sarılar'la problem yaşıyorum zaten. Yaşarsın. Rekordla da problem yaş ama açık söyleyeyim size. Burada daha güzeldir yani tulumba. Düvereyim yani başka bir şey demem yani. Orada da vardır güzeller. Hakan abi alacak mı? Sonra mı? Peki tamam. Götürüyorum. Herbesi yok ya. Çok güzel. Harika. Ürün. Tulumbalar pişti abi. Pişti abi. Kaynattık abicim şerbetimizi. Şerbet kaynıyor. Ama onun da biraz ılınması lazım değil mi? Kalacak biraz böyle. Kendine gelecek. Yani birazcık var. Sonra oradan alacağız böyle şeylerle, aletlerle. Tak şeyin içine. Ama yağ iyice süzmemiz lazım değil mi? Yağ abi şey zaten tabii tatlıyı pişirdikten sonra yağda güzelce onu bir süzgeçten geçiriyoruz. Şerbeti öyle atıyoruz çünkü yoksa yağ kokusu kalır. Bunlar da işin incelikleri. Şerbete yatırdık. Belirli bir süre kaldı. Şeker var abi bu sırada dikkat et. Gerçi bizim tatlılar doğal ama. Yok ya yiyorsun. Ben şimdi sen yemiyorsun. Doğal abi. Ben şöyle yapacağım. Biri yer, biri bakar. Kıyamet ondan kopar. Ben Hakan'ıma vereceğim abi. Hakan. Hakan'ım götürsün abi. Olur. Eyvallah. Bizim tatlılar günlük abi. Katkı maddesi yok.
Peki bunu tezgaha koyduktan sonra herhalde bir yarım saat içerisinde zaten tükeniyor. Sürmez bile abi ya. Tık içeride tekrar işten başlıyor. Yani bir gün boyu bir hareketlilik var. Bir sirkülasyon var diyorsun. Var abi, var. Çok şükür. Eyvallah. Çok şükür abi. Eyvallah. Ferit'im çok güzel ya. Tulumba, Rumeli tulumbası bir başka güzel. Tulumbayı seviyoruz ve tavsiye ediyoruz. Zor. Diyoruz ki acıkırsanız bununla bile doyabilirsiniz. Yani bu çok özel bir ürün, Rumeli tulumbası. Biz acıktık, hafif böyle bir garnitür bir şeyler yemiştik, bir sandviç türü bir şeyler yedik. Sonra dedik ki ya bunu taşlandıralım. Ali Bey köyün ortası, Mısır'ın tam karşısı Ferit'e geldik. Rio tulumbaya geldik, Rumeli tulumbası yedik. Nasıl yapılıyor gösterdik. Elinize kolunuza sağlık. Afiyet olsun abi. Acıkırsanız dediğim gibi irtibat numaralarını da açıklama bölümünde göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi Ferit geldim mesela benim düğünüm var, derneğim var. Tabii bir toplu organizasyonu, Seni arıyorlar değil mi? Toplu da yapabiliyorsunuz. Tabii toplu yapıyoruz abi. İşte mevlittir, düğündür, kına gecesidir. Yani aklınıza gelebilecek toplu. İnternet ortamından satış var mı? Var. Paket yani, servisi var. Sosyal medyadan? Sosyal medyadan satış yok abi. Paket servisi bazı firmalar üzerinden var. İşte yani oradan giriyorlar, siparişi veriyorlar, tak. Arkadaşlar geliyor, alıyor. Adrese teslim. Sıcak teslim ediyorlar. Tamam, şimdi ben oturdum, geldim, yedim. Peki, ben şu an bir kilo tulumba tatlısı akşam geçerken uğradım. Şimdi bu acıktığımı izledi dostlara. Ya gideyim Ferit'ten, Rio 3'ten, Ali Beyköy'ün ortasında, Mısır'ın karşısında sevgili Ferit'ten. Ya acanmaz bu kadar da anlattık, kesin oldu. Zaten ben hep söylüyorum zaten. Ne diyorum? Ben lezzetini bilmediğim, tatmadığım hiçbir lezzeti, hiçbir ürünü çekmiyorum abi. Bildiğim ürün olacak, yediğim ürün olacak. Neden? Başımız belaya girebilir. Evet. Bu işi biz bir de, çok özür dilerim, böyle tanıtım amaçlı yapmıyoruz. Ya da birilerini tanıtmak için yapmıyoruz. Ferit'in zaten tanıtıma da ihtiyacı yok. Bizim de bir şeylere refer olmamıza gerek yok. Neden? Çünkü mal burada, mal ortada. Bak buradayım diyor, ye beni diyor. Ben de götürüyorum onu. Kaç lira bunu kilosu? 33 lira abi. 33. Bir kiloya kaç tane geliyor tahminin? 23-24 tane gelir. 23-24. Evet. İyi. Çok iyi. 33 lira. Eve gittik. 4 kişilik bir aile. Adam başı yani 25 desek 5 olsa 4'er tane mi? 5'er tane mi? Yani o da normal be abi. O normal yani. Bak ben daha ayaküstü burada oturdum. 3 tane götürdüm. Yani. Arada muhabbet ettik. Etmesek daha da götürecektim. Yani. Ayıp olmasın diye yemiyorum. Neyse hadi sünnet diyelim bari. 4 olsun bari ya. Ben götüreyim bunu abi. Götüreyim ve veda edeyim. Diyeyim ki acıktım. Bir sonraki lezzette buluşalım. İnşallah acıkınca bir başka mekanda olacağız. Ferit burada olmak güzeldi. Afiyet olsun abi. Tekrar rahmet olsun sevgili Naci abimize. Amin. Kendine iyi bak. Allah hayırlı işler versin. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Gramajından, malzemelerden, kaliteden, ödün vermeden, Ali Büyük'ün ortasında, Mısır'ın karşısında Rumeli tulumbası satışlarına devam. Meşhur Rio 3 burada abi. Çok şükür. Meşhur Rio 3. Hadi bakalım. Görüşüyoruz. Kendinize iyi bakın. Palibinder, Latinamir, Pırtmir. Hadi eyvallah. Götür.